Evet arkadaşlar, herkese selamlar, ben Samet. Bugün nasıl Mount & Blade II Bannerlord'da kasma sorununu en aza indirebileceğinizi ve maksimum FPS nasıl alabileceğinizi anlatacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bu göstereceğim işlemlerle bilgisayarınızda maksimum performans alırsınız. Eğer yine hala kasıyorsa yapacak bir şey yok demektir. Bilgisayarınızın donanımlarını arttırmanız gerekiyor. Zaten Mount & Blade II Bannerlord'da beta'da olduğu için hani kasmalar normal, ama eğer sizde çok kasıyorsa bu göstereceğim ayarları bir deneyin arkadaşlar. Biraz daha faydası olabilir. Çünkü bende oldu. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak bilgisayar sağ tık özellikler ve gelişmiş sistem ayarlarına giriyorsunuz. Bakın buradan. Ve arkadaşlar buradan performans kısmına gelip ayarlara basıp buradan en iyi performans için ayarla diyorsunuz ve uygula deyip tamam deyip bunu kapatıyorsunuz. Bakın şu an mesela animasyonlar falan gitti ve bilgisayarınız hızlanmış oldu arkadaşlar. Yani performans olarak artmış oldu ama görünüm olarak kötü oluyor. Mesela ben şu an bunu kullanmıyorum ama siz eğer gerçekten bilgisayarınız yavaşsa ve oyunda kasıyorsa bunu en iyi performans için ayarla deyip uygula deyip tamam deyip kapatın arkadaşlar. Ben en iyi Windows için diyeceğim. Şimdi ben bunu bir eski haline döndüreyim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Windows'un arama yerine geliyorsunuz ve buraya ayarlar yazıyorsunuz ve ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu ilkine giriyorsunuz ve monitöre gelip gece ışığını kapatıyorsunuz. Bildirim ve eylemleri kapatıyorsunuz. Şu 3 tiki kapatın. Hani bunlar gereksiz bildirimler. Odaklanma yardımı kapalı. Güç ve uykuyu kafanıza göre yapabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey değil. Çok görevli kapalı arkadaşlar. Aynen bu şekilde yapın ayarları ve bunu da yaptıktan sonra geriye geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar oyun kısmına geliyorsunuz ve şunu Xbox Game Bar, bunu kapatın, bu gereksiz. Bunu kapalı yapıyorsunuz ve şuradaki tiki kaldırıp oyun moduna geliyorsunuz ve oyun modunu açık yapıyorsunuz arkadaşlar. Oyun modunu, hani bu çok önemli. Eğer Windows'tan kullanıyorsanız bu açık olmalı. Ve güncelleştirmeler ve güvenlik, yani Windows Update, eğer güncelleştirmeleriniz varsa yapın arkadaşlar. Bunlar da bilgisayarınızın performansına gerçekten etkisi olur. Şimdi bunu yaptıktan sonra görev yöneticisini açıyoruz. Burada kullanmadığınız uygulama varsa arka planda bunları kapatın. Mesela ben TeamViewer'ı şu an kullanmıyorum. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Burada kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Ve başlangıç yerine gelin. Mesela bu başlangıçta bilgisayarınız açıldığı zaman bilgisayarınızla birlikte açılmasını istediğiniz ya da hani açılmasın dediğiniz uygulamaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer devre dışı bırak derseniz bilgisayarınız açıldığı zaman bu program otomatik açılmaz, ama eğer etkinleştir derseniz bu program bilgisayarınızla birlikte otomatik olarak açılır arkadaşlar. Ben devre dışı bırakıyorum çoğunu, ama mesela atıyorum Java, sonra ses, Opera, yani bunları da etkinleştirdim. Hani hepsini kapatmıyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra Nvidia denetim masasına giriyoruz. Eğer siz AMD kullanıyorsanız AMD için bu videodan sonra başka AMD performans arttırma videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben de AMD ekran kartı olmadığı için ben Nvidia kullananlara özel anlatıyorum şu anlık bu kısmı. Bu video bittikten sonra AMD ile ilgili performans arttıran videolara gidip bakabilirsiniz. Şimdi buradan benim tercih ilk olarak görüntü ayarlarını ön ayarla yapa gelip buradan benim tercihlerimi kullan deyip şu imleci kaliteden performansa getiriyorsunuz şöyle ve uygula deyip tamam deyip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Buradan uygula diyorsunuz ve kapatıyorsunuz, ama ben şu an kalitede kullanacağım. Açıkçası yani aslında performansta da kalabilir. Benimki sonuçta bende de 1050 Ti var. Bunu performansa getirdiniz. Uygula deyip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bilgisayara giriyoruz. Buradan bu göstereceğim işlemleri iki diskinize de yapın. Yerel diskçeye sağ tık özellikler, araçlar ve en iyi duruma getire basıyorsunuz. Buradan en iyi duruma getir diyorsunuz. Evet, burada siz bekleyebilirsiniz. Bunu iki diskinize de yapın arkadaşlar. Şu anlık ben kapatıyorum. Tamam deyip bunu kapatıyorsunuz ve Bannerlord'un kurulu olduğu yere giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan Bannerlord'un kısa yolunu buluyoruz. Evet bakın, Bannerlord eksi. Bunu, bu göstereceğim işlemi şu dördüne de yapın arkadaşlar. Buradan eğer şu olmayabilir arkadaşlar sizde. Şimdi Bannerlord X'e sağ tık, özellikler, uyumluluk, yüksek DPI ayarlarını değiştir ve şuna tik atıp bunu uygulama yapıp tamam deyip uygula deyip kapatıyorsunuz. Bunu şu üçüne de yapın. Native ve BE'ye de yapın arkadaşlar. Şöyle uygulama olacak orası kesinlikle. Şöyle yapıyorsunuz. Tamam deyip uygula deyip kapatıyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arama yerine bunu yapabilmeniz için Windows'unuzun güncel olması lazım. Grafik ayarları yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Buradan göz at deyip Bannerlord'un kurulu olduğu yere giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Steam Apps, Come On, Mount & Blade II Bannerlord, 1000, 1064, Bannerlord X'e. Siz şu üçünü de ekleyin gene de arkadaşlar. Hatta şunları da ekleseniz daha iyi olur. Çünkü mesela atıyorum bazen Bannerlord X'den değil de hani oyun şunlardan birini kullanabilir. Hani o yüzden bu göstereceğim işlemleri şunlara da yapsanız iyi olur arkadaşlar. Ben şu anlık örnek olsun diye birine yapacağım sadece. Bizim Bannerlord X'e seçenekler ve yüksek performans deyip kaydet deyip bunu da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra Google'a giriyorsunuz ve buraya nihai performans yazıyorsunuz. Şöyle. Ve buradan herhangi birine giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben şuna gireyim. Her zaman bundan kopyalıyorum. Bakın şöyle bir kod olacak. Bunu kopyalıyorsunuz. Arama yerine komut istemi yazıp CTRL-V yapıp Enter'a bastığınız zaman burada nihai performans diye bir şey yazacak. Siz bunu yapıştırıyorsunuz CTRL-V ile Enter'a basıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu yaptıktan sonra denetim masasına giriyorsunuz. Arama yerine güç yazıyorsunuz ve şuna giriyorsunuz arkadaşlar. Buna girdikten sonra eğer burada nihai performans gözükmüyorsa şu oka basıp buradan nihai performansa tik atıp arkadaşlar ve plan ayarlarını değiştir deyip buradan gelişmiş güç ayarlarını açıp şunu 0 yapıyorsunuz ve tamam deyip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bir tane program indireceğiz arkadaşlar. Bu programlarda Quick CPU diye bir tane program. Hemen Google açılsın. Evet, Quick CPU indir yazdıktan sonra buradan herhangi birinden indirebilirsiniz programı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan herhangi birinden indirebilirsiniz. Şimdi programı indirdik, kurduk. Zaten kurulumu çok basit arkadaşlar. Bunu indirip kurduktan sonra programımızı açıyoruz. Buradan nihai performansa getiriyoruz bunu ve hepsini 100 yapıyoruz arkadaşlar buradan. Bunların hepsi 100 olacak ve apply deyip ok deyip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra da oyunun içine giriyoruz. Evet, oyunun içine girdik. Buradan ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak performansa gelin ve burada geneli çok düşük yapın. Eğer çok kasıyorsa bunu en düşüğe çekin arkadaşlar ve daha sonra savaş büyüklüğünü de very low yapın. Bundan sonra bitti deyin. Oyundan bir çık gir yapın. Deneyin. Eğer hala kasıyorsa arkadaşlar buradan görüntü kısmına gelin ve bunu tam ekrana alın. Buradaki çözünürlük kısmını da arkadaşlar buradan mesela diyorum bu en yüksek hangisi ise bu 10'dadır. Eğer hala kasma devam ediyorsa bunu yavaş yavaş düşürün arkadaşlar. Hani tek tek düşürün. Bu kasma geçene kadar düşün ama çok da abartmayın. Çünkü o zaman görüntü kalitesi çok kötü olabilir. Bunu da yaptıktan sonra bakın burada bir kare sınırı. Bunu da 360'a getirin ve bitti deyip deneyin arkadaşlar bunları tek tek. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.